Sayın seyirciler, bugün Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü. Ancak Türkiye'nin hareket karnesi maalesef zayıf. Günlük oturma süresi ortalama 10 saat. Uzmanlar sağlıklı yaşam için hareket öneriyor. Sağlıklı bir yaşam için hareket şart. Ancak Türkiye'nin %75'i hiç spor yapmıyor. Hiç yapmam. Sevmez misiniz? Düz yaşıyorum ya. Hareket et günü hiç, gerçekten sıfır yani, yatayım kalkmayayım bir daha o kafada olan bir insanım. Eski dönemler gibi fazla hareket etmiyoruz ve hayatımızın uzun bir süresini iş icabı veya oyun oynarken hareketsiz ve oturarak geçiriyoruz. Bu nedenle bu durumlar bizim hem ağrılarımıza zemin hazırlıyor hem de aynı zamanda mutsuzluğumuza zemin hazırlamış oluyor. Hareket etmeyi aslında çok seviyoruz ama sınav senemiz. O yüzden çok fazla bir etkinliğe falan zamanımız olmuyor yani. Bugün Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü. Ancak sadece bugün değil, her gün hareket etmemiz gerekiyor. Öyle ki Türkiye'de sadece televizyon başında geçen süre 6 saat. Günlük ortalama oturma süresi ise 10 saate kadar çıkmış bulunuyor. Amcam diyor ki 3.30'da dizisi başlar şimdi. Başlar diyor. Evet. Hint dizisi. Pi takıldım baştan. Bırakamıyorum daha. Hangi kanalda? 7'de. Kanal 7'de. Biz de Kanal 7'yiz. Ben bağlı olduğum diziler var. Onlara takılırım. Başka takılmam. Kolay kolay. Bir de maçlara bakarım. Türkiye'de sürekli hareket eden ve spor yapanların sayısı çok kısıtlı. 15 yaş üzeri bireylerin %41.1'i ise yetersiz aktivite yapıyor. Yapılan en büyük yanlışlardan biri direkt kuvvetlendirme veya sıçrama egzersizlerinin yapılmasıdır. Öncesinde küçük ısınma hareketleri, aerobik yürüyüş tarzı, bisiklet çevirme tarzı hareketler yapıldıktan sonra ağırlıkla beraber egzersiz yapmayı öneriyoruz. Ne durumda sporlarınız? Ya iyi, basketbol oynuyorum ben. Günlük hayatımda antrenmanlara gidiyorum. Ya seviyorum aslında. Ankara'da özellikle ODTÜ'de her yere yürümemiz gerekiyor. O yüzden sürekli yürüyorum. Öyle hareket ederim. Antalyalıyım zaten. Bisiklet falan orada çok kullanırız. Egzersizlerin bilinçli yapılması da çok önemli. Uzmanların tavsiyesi, kişiye göre egzersiz. Bilgisayar oyunlarına bağlılık, masa başında çok fazla ders çalışma veya dışarı çıkmaktan uzak izolasyonla beraber evde kalma sürelerinin artması maalesef yetersiz aktiviteye sebep oluyor. Bir saat oturuyoruz test kitabının başına, 10 saat boyunca kalkmayınca tabii ki de oluyor yani. Zaman ayırmayla alakalı, bu çalışma saatleri çok fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.